Bugün ipoteğe dayalı menkul kıymetler hakkında konuşacağız. Öyleyse başlayalım. Bu videomuz yeni bir sunum serisinin parçası olacak. Çünkü şu an kredi piyasasında yaşanan gelişmeler hem bireysel finansman bakış açısıyla hem de tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmek için oldukça önemli. İnsanların her şeyin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu ve gelişmelerin olası sonuçlarının neler olabileceğini anlayabilmesine yardımcı olmak için yeni bir video serisi hazırlayacağım. Önce temel bilgilerle başlamalıyız. İpoteye dayalı menkul kıymet nedir? Eminim bunun hakkında pek çok şey duymuşsunuzdur. Eskiden, diyelim ki 20 yıl önce bir ev satın almak amacıyla konut kredisi almaya gittiğimde neler olacağını biraz düşünelim. Yani nostalji yapalım. Bazı şeyleri basitleştirmeye çalışacağım. Daha sonra detaylandırırız. Ancak anlatacaklarım Amerika piyasalarındaki uygulamalardır. Dolayısıyla dolar olarak anlatıyorum yine. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli ancak yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Bunu bütün derslerimizde tekrar ediyorum. Gözden kaçırmayalım. Diyelim ki ev satın alacağım ve 100 bin dolara ihtiyacım var. Hayır hayır daha da yükseltelim. Diyelim ki 1 milyon dolara ihtiyacım var. Bu aslında bugünlerdeki konut fiyatlarına daha yakın bir rakam. Diyelim ki bir ev almak için 1 milyon dolarlık krediye ihtiyacım var. Alacağım kredinin teminatı satın aldığım ev olacak. Aldığım kredinin teminatının bu ev olmasının anlamı, bankadan 1 milyon dolar kredi alıyorum ve eğer bu kredi geri ödeyemezsem banka evime el koyacak. Çoğu zaman kredinin tek teminatı satın alınan ev olur. Yani sadece evin anahtarlarını bankaya vererek yükümlülüklerden kurtulabilirim. Onlar evimi alırlar ve benim de başka yükümlülüğüm, kredi borcum kalmaz. Tabii bu yola gidersem kişisel kredi sicilimde mahvolacak haliyle. Her neyse şu anda 1 milyon dolarlık konut kredisine ihtiyacım var. 1 milyon dolarlık kredi almamın alışılmış yolu öncelikle bankaya gidip onlarla konuşmak, derdimi anlatmak. Bankamız bu olsun. Para tabii ki onlarda. Onlar bana 1 milyon dolar kredi açacaklar. Ben de onlara kredi faizi ödeyeceğim. Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Halbuki bir ev yakabilir. Şimdi oranları belirleyelim. Tabi faiz oranları sürekli olarak değişir Önümüzdeki günlerde faiz oranlarının niçin sürekli değiştiğine ilişkinde sunumlar hazırlayacağım size Ama diyelim ki aldığım kredi için %10 faiz ödeyeceğim Kolaylık olsun diye bu kredilerin sadece faiz ödemeli kredi olduklarını varsayıyorum Aslında klasik bir konut kredisinde hem ana para hem de faiz için ödeme yaparsınız Ana para aslında size verilen kredidir. Ödediğiniz taksitin içinde hem ana para hem de faizin bulunduğu klasik yöntemin hesaplanması biraz daha zor olacak. O yüzden hiç girmiyorum o konuya. Bize kolaylık olması açısından bu videodaki kredilerde önce sadece faiz kısmını ödediğimi, ana para borcumuysa vade sonunda kapattığımı varsayacağız. Umarım ödeyebilirim. Diyelim ki 10 yıllık bir kredi aldım. Yani 10 yılın her yılı için 100 bin dolar faiz ödeyeceğim. Yılda 100 bin dolar faiz. Burada anlaştık. 10. yılın sonundaysa o yılın faizi olan 100 bin doları ve ayrıca kredimin açılış tutarı olan 1 milyon doları da geri ödeyeceğim. Yıl 1, 2, 3, 9, 10. Yani birinci yıl 100 bin dolar ödüyorum, ikinci yıl 100 bin dolar ödüyorum, üçüncü yıl 100 bin dolar ödüyorum, nokta 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 diyelim. Dokuzuncu yıla gelelim, burada da 100 bin dolar ödüyorum. Ve onuncu yılda da 100.000 bin dolar ödüyorum. Artık ana para borcum olan 1 milyon doları ödemiş oluyorum. Yani toplam 1.1 milyon dolar ödüyorum. Benimle banka arasındaki nakit akışı bunun gibi olacak. Klasik bir kredi işleminde durum böyle olacaktı. Aslında benim aldığım krediye klasik standart bir kredi demek istiyorum ki sadece faizin ödendiğini ve ana paranınsa vade sonuna kadar ertelendiğini varsaydık. Ancak klasik bir krediden kastım, krediyi bana açan kurumun bu krediyi elinde tutmaya devam etmesi. İpoteye dayalı menkul kıymetle klasik konut kredisinin temel farkı nedir diye sorarsanız kredi açan bankanın bunu elinde tutmaya devam etmesidir. Taksitlerimi yani faiz ve ana parayı direkt olarak bana bu konut kredisini açmış olan bankaya ödüyorum. Bankaların geçmişten beri yaptığı işlem buydu. Başka bir kişi daha var, onu da çizelim. Şapkası da olsun 8 köşeli. Diyelim ki bu kişi çok zengin ve bankaya 1 milyon dolar yatırıyor. Hayatı boyunca biriktirdiği para da olabilir veya amcasından miras kalmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Farz edelim bunları. Banka bu büyük yatırımcıya diyelim ki %5 faiz ödüyor. Sonra da ondan aldığı 1 milyon doları bana kredi olarak veriyor. Bense borçlandığım tutar üzerinden bankaya %10 faiz ödüyorum. Aradaki fark da bankaya kalıyor ona %5 ödüyor ve benden %10 alıyor. Bir ara mevduat ve krediyi ve daha genel olan bilançoyu nasıl dengelediklerine değineceğiz. Örneğin bu yatırımcı parasını vadesinden daha önce çekmek isterse ne olur? Bunları konuşacağız tekrar. Burada dikkat etmemiz gereken husus benim ödemelerimi direkt bu bankaya yapmış olma İpoteye dayalı menkul kıymetler piyasası bu kadar gelişmeden önce klasik anlamdaki kredilerin genel işleyişi de bu şekildeydi. Geri ödemelerinizi krediye aldığınız bankaya yapardınız. Şimdi de ipoteğe dayalı menkul kıymetler için bir örnek verelim. İşte hala buradayım, hala yaşıyorum ve hala 1 milyon dolara ihtiyacım var. Yine bankaya gidiyorum, banka da hala orada batmamış. Geçen seferki gibi banka bana 1 milyon dolar kredi veriyor. Ben de bankaya her yıl %10 faiz ödüyorum. Yani buraya kadar eski sisteme çok benziyor ama eski sistemde yaptığınız ödemeler direkt bu bankada kalırdı. Evimi almak için bana verdiği 1 milyon dolardı. Sonra finansal bir yenilik icat ettiler. Banka dedi ki: "Neden kredi vermek için mevduat toplamaya çalışıp duruyorum?" mevduat toplamaya çalışacağıma bu kredileri üçüncü bir tarafa satayım. Biliyorum bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bir krediyi nasıl satarsın? Diyelim ki burada ben varım. Hatta varsayalım ki benden bin tane daha var. Hepimiz bankadan borç alıyoruz. Şimdi benden bin tane daha var. İlla bin kişi olmak zorunda değil. Bu büyük bir sayı olsun diye bin dedim. Farklı bir şey de söyleyebiliriz hepimizin toplamına baktığımızda 1000 kere 1 milyon dolar kredi almış olduk. yani bankadan aldığımız konut kredilerinin toplamı 1 milyar dolar oldu. kredimizin faiz oranını hatırlayalım. %10 faiz ödüyorduk. hepimizin faiz oranı aynı yani %10. 1 milyar dolar üzerinden hepimiz %10 kredi faizi ödeyeceğiz. 1 milyar doların %10'u ne kadar ediyor ona bakalım. Evet, 100 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu durumda banka kasalarımdaki 1 milyar doları konut kredisi olarak kullandırdım. Para şimdi bu kişilerde. Hoş artık parayı kasalarında nakit olarak tutmuyorlar. Sadece bankanın bilgisayar kayıtlarında göründüğünü de unutmayalım. Her neyse, daha çok para kazanmak için ne yapsam diye düşünüyor. Bize konut kredisini açmış olan bankanın yaptığı şu. Bizim konut kredilerimizin hepsini paketliyor. Hepsi bir araya gelince 1 milyar dolarlık kredi oluyor. Sonra başka bir bankaya gidiyor, bir yatırım bankasına. Bana bu alacaklarım karşılığında 1 milyar dolar verir misin diye soruyor. Yatırım bankası da onlara 1 milyar dolar veriyor. Şimdi ben ve diğer binlerce ben konut kredilerimizin geri ödemelerini artık kredi aldığımız bankaya değil de bu yeni bankaya ödemeye başlayacağız. Yani şimdi ne oldu burada? Bankanın yaptığı neydi? Bu bin tane krediyi bir araya toplayıp bir grup oluşturdu. Bu kredilerin toplamı toptan pazarda yani bankalar arasında işlem görecek kadar büyük bir rakam oluşturdu. Ve buradaki yatırım bankasına bu bin tane krediyi sattı. Yani bu banka bu kredilerin faiz ve ana para ödemelerini toplama hakkını almak için 1 milyar dolar ödedi. Yani işin aslında olan şey şu. Bu banka nakit parayı aldı ve bu bankada bundan sonra yapılacak bütün kredi ödemelerini alacak. Şimdi bu bankanın neden böyle yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu işlemlerde arada komisyon kazanıyorlardır veya daha çok müşteriye kredi vermek istiyorlardır. Sebepleri her neyse biz bilemiyoruz. Tabi Temel sebep yine de arada komisyon kazanıyor olmalarıdır. Bunu da aklımızda tutalım. Büyük ihtimalle de bu adama biraz daha ağır bir değer transfer edecektir. Şimdi umarım kredi transfer etme kavramını anlamışsınızdır. Bu adam parayı ödedi ve bundan sonraki ödemeler ona yönlendirilecek. Bu derste sadece 2 dakika daha vaktim kaldı. Bir sonraki derste bu yatırım bankasında çalışan kişinin konut kredilerini ipoteğe dayalı menkul kıymete dönüştürmek için ne yapabileceğine odaklanalım. Bu banka ticari banka değil bir yatırım bankası. Biliyorsunuz Amerika mevzuatında yatırım ve ticaret bankalarının fonksiyonları ayrıdır. Bu detay ipoteğe dayalı menkul kıymetleri anlamak için pek önemli değil ancak yine de bir sonraki videomuzda anlatacağım bunu size. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.